Evet sayın seyirciler, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Abdullah Terzi ile söyleşimizi gerçekleştireceğiz demişti. Kendisi telefon attığımızda sayın Terzi iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sizleri daha önce yayına almamıza rağmen ve sizler daha önce defaten basın açıklaması yaparak parti genel kararını ifade etmenize rağmen yine basında yayında farklı haberler çıkıyor. Sizin söylemlerinizin ve partinin kanaatinin haricinde konuyu değerlendirecek olursanız neler söyleyeceksiniz? Evet efendim, ülke bir referanduma gidiyor. Bu süreç içerisinde Bağımsız Türkiye Partimiz de görüşlerini açıkladı, kamuoyuyla paylaştı. Fakat bugün bazı haber kanallarında ve internet sitelerinde çok açık bir yalanla karşı karşıya kaldık. Örneğin Habertürk, Hürriyet, MyNet.com gibi internet siteleri ve haber kanalları Bağımsız Türkiye Partisi'ni hayır cephesinde gösterdiler. Şimdi bu çok açık bir yalan haberdir. Yalan haber yapmışlardı. Bunun altını çizerek söylüyorum. İftira ediyorlar. Biz böyle bir şey demiyoruz. Daha önce açıklamalarımızı yaptık. Bu konuda eleştirilere de cevaplar verdik. Bağımsız Türkiye Partimizin sitesinde de bunu deklare ettik. Bu tam bir saygısızlıktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Gerçekleri çarpıtmaktır. Faruk Bey bakın, bu konuda biz 2 Şubat 2017 tarihinde parti görüşümüzü açıkladık. Evet. Orada genel başkanımız ve partimizin yetkili kurulları bu anayasa referandumunda parti tabanımızı ve teşkilatlarımızı tamamen serbest bırakma kararı aldık. Ve kimsenin iradesine karışmayacağımızı ve herkesin kendi öz iradesiyle karar vermesinin uygun olacağını düşündük. Ve hayır demediğimizi ve hayır kampanyası yürütmeyeceğimizi deklar ettik. Evet veya hayır bir renk belirtmedik. Şimdi biz parti olarak seçmenimizi serbest bıraktık. Ne isterse o yönde oy kullanacak şeklinde bir karar alıyoruz. Ama birileri çıkıp siz hayır diyorsunuz diye ısrarla aynı yalanı tekrar ediyorlar. Siz ne demek istiyorsunuz? Yani bu ülkede seçmenin demokratik hakkını kullanmasına imkan vermek, vatanını, devletini, bayrağını, milletini, medeniyetini benimsemiş insanları kendi öz iradeleriyle baş başa bırakmak antidemokratik bir uygulamamızdır. Gayet doğal, demokratik bir tercihtir bu. Evet. Ve bu ülke içinde bu insanlar istedikleri yönde oylarını kullanabilsinler. Biz bunun önünü açtık. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi tabanından belli zamanlarda eleştiriler gelmişti. Gelmeye devam ediyor. Bu ağızlar da keza buna benziyor. Şöyle ki bu soruları aslında bu haber siteleri ve haber kanalları Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorsunlar. Çünkü bu işin geçmişi var. 2015 Haziran seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından kendisine yönelen Haydar Başbey ile beraber olun, Bağımsız Türkiye Partisi ile beraber olun tarzında bir eğilim vardı. Bu bizim teşkilatlarımızdan da bize geldi. Ve çok açık ve net bir şekilde biz Sayın Kılıçdaroğlu ile 3 arkadaş, ki biri benim Selim Kotil ve Fuat Şengül Genel Başkan Yardımcılarımız da dahil, görüştük, bizzat birebir görüştük ve kendisi 3 kez görüşmesinde böyle bir beraberliğin tarafında olduğunu, olması gerektiğini açıkça ifade ettiler. Ve evet diyorum dediler. Yani bu işe ben evet diyorum dediler. Ama 15 gün sonra nereden etkilendiğini bilemediğimiz, hangi diasporanın etkisiyle olduğunu anlayamadığımız bir şekilde bize net bir hayır cevabı verdiler. Şimdi siz bu insanlarla, başkalarının etkisiyle yürüyen bu insanlarla beraber nasıl beraber olacaksınız? Nasıl birlikte ülke meselelerinde omuz omuza vereceksiniz? Niye referandumla onlarla beraber olacağız ki? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bak bir şey daha hatırlatayım Faruk Bey. 2010 referandumu bu ülkede çok önemli bir dönüm noktasıdır. Hatırlarsanız bugün FETÖ terör örgütünün başı o zaman Amerika'dan şunu diyordu. Gidin ölüleri dahi mezardan çıkarın, oy kullansınlar, oy kullandırın. Yani o kadar FETÖ örgütünün o kadar önem verdiği bir referandumdu. O referandumda halkçı söylemlerle siyaset yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin insanları gittiler, tatile gittiler. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi de o zaman hayır cephesindeydi ama onlar da sandığa gitmediler ve maalesef o zaman bugünkü yolların taşları döşenmiş oldu. Bağımsız Türkiye Partisi
genel başkanıyla, tüm kadroyla beraber gerekçelerini ortaya koyarak kapı kapı dolaştı. Kendi ekmeğinden harcayarak, nafakasından harcayarak bu çalışmayı yaptı. Şimdi ben soruyorum bu haber kanallarına, bunları arkasından fitleyenlere, fitne çıkartanlara. Siz bugüne kadar devleti düşündünüz mü hiç acaba? Devletin hangi kurumuna sahip çıktınız? Devletimizin kurumları işgal edilirken, oralara bu FETÖ elemanları yerleştirilirken veya bunun dışında devletin kurumlarının korunması, yaşatılmasıyla alakalı siz hangi endişeyi taşıdınız ki? Halkı Bağımsız Türkiye Partisi lideriyle ve kadrolarıyla, teşkilatıyla beraber ülke meselelerine çok duyarlı yaklaşmış, çözüm önerilerini sürekli kamuoyuyla, milletle paylaşmış ve parti ilkelerine sadakatle bağlı olmuş devlet, millet, asker, sivil kaynaşmasıyla bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmek, milli bir ekonomiyi, milli bir siyaset ve politikayı uygulamak için çabalamıştır. Şimdi biz yine de aynı yerde duruyoruz. Yani üniter devlet yapımızın korunması, devleti, milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşatılması ve korunması noktasında duruyoruz. Şimdi bugün gelinen ortamda hayır ve evet taraflarının nasıl bir kavga, çatışma ve bir itici söylemler içerisinde görüyoruz. Yani bu insanlarımızı, bu milletimizi, bu toplumumuzu böylesine kritik günlerde karşı karşıya getirmek, çatıştırmak doğru bir şey midir? Biz bu soruları da sorarak şunu söylüyorum. Bu haber siteleri yalan haber yapmışlardır. İftira etmişlerdir. Hukukçularımız gereken hamleyi, hukuk cevabı hazırlıyorlar. Gereken ihtarları yapacaklardır. Vatandaşlarımız bizi çok rahatlıkla kendi açıklamalarımızdan takip edebilirler. Biz parti görüşümüzü açıkladık. Gerekirse tekrar ediyoruz. Biz seçmenimizi, tabanımızı, insanlarımızı referandumda serbest bırakıyoruz. Kendi özgür iradesiyle beraber demokratik haklarını kullansınlar ve bir demokrasi zaferi olarak biz bu davranışımızı demokratik bir tavır olarak da ifade ediyoruz. Fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum ben de. Çok teşekkürler Sayın Terzi. Bir kez daha açıklamayı da dimağlara buradan seslenerek çakmış oldunuz diyebiliriz. Bakalım ilerleyen günlerde referandum sürecine ilişkin daha hangi açıklamalar gelecek siyasilerden? Çok teşekkürler efendim. Vakit ayırdınız bizlere.